işte bir yaşadığım anı, nümune hastanesinde yatıyor. Gene bir de iç dünyana bakacağız diyor. İç dünyanı güçlendirmek için hiçbir dijital Aşık Veysel'le 1957 yılında tanıştım. Sivas Atatürk Caddesi'nde Kamil İşhan'ı var. Kamil İşhan'ın da üstü Otel Selçuk'tu. Patronum o yıllarda Sivaslı aşıklardan, otel parası almazdı. Sivaslı aşıklar Sivas'ı tanıtıyor, dünyaya tanıtıyorlar diye 3 gün Otel Selçuk'ta kalma hakları vardı. Ben de aşık, bu arada Aşık Veysel Baba'yla tanıştım. Ve dostluğumuz 1957 yılından 1973 yılına sağlığında 16 yıl devam etti. Bu yıllar içerisinde Aşık Veysel'le anımız çok. Çok 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 fazla. Sivas'a geldiği zaman beni ziyaret eder. Ben defalarca köyüne Sivas'a gelen sanatçıları götürdüm. Sivas'ın dünyaya açılan penceresiydi. Çünkü o bir ama olarak 10 yaşında sazla tanışıyor ve yani 79 yaşına kadar bu sazı devam ettiriyor. Yani Aşık Veysel için ne konuşulsa azdır. Eşi Gülizar'ın hala yapmış olduğu tereyağlı bulgur pilavı, dal turşusu dedikleri turşunun lezzetini hala unutamıyorum. Şunu da söylemek isterim ki Türk edebiyatına eğer fotoğraf 400'den fazla fotoğraf kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum. Zamanla benim bir fotoğraflarım bilinçsiz insanlar tarafından kendi arşivleri olarak kullanmaya başladı. Bu da beni üzüyor. Beraber gitmedik Ankara'ya. Yalnız iletişim araçları ve araçlar olmadığı için günlerce Ankara'ya yayan gittiğini bana defalarca söylemiştir. Sazını, sözünü dinletmeye. Ne yazık ki Ankara'ya giderken gittiği zaman Ulus Güzgarlı Sokak'ta girecek. Orada bunu dilenci kıyafetiyle görüyorlar ve bu dilenci şehre Güzgarlı Sokak'a sokmak istemiyorlar. Neden Ankara'ya gitmesinin sebebinin de sazının teli kırılıyor. Oğlunu gönderiyor, birisi durup saz teli alıp geldikten sonra tekrar Sivas'a geliyor. Anınızda şey anlatıyor, işte araca binmiş, giderken önde aşıklara, ama olduğu için gençler yer gösterdikler. Oradan işte kendini bilmez diyeceğiz artık. Ya artık nesil de değişti demişler. Bunu da duyuyor. İnsanlara değil, dinençlere yer veriyorlar. Bundan da çok üzüntü duyduğunu söyledi. Sivas'a dönüşte zamanın valisi Celal Kayacan'a ilettim. Sayın valim dedim, Aşık Veysel'in durumu iyi değil dedim. Dedi ki o zaman yarın beraber gidelim. Aşık Veysel köyüne arabasıyla ulaştık. Ne yazık ki biz Aşık Veysel'le konuştuktan sonra Vali Celal Kayacan Aşık Veysel'e diyemedi ki Hakk'a yürüdüğün zaman Aşık seni gömer, niye gömelim diyemedi. Dışarıya çıktık. Oğlu Ahmet ben Vali Celal Kayacan dedi ki Ahmet babana gidin sorun Hakk'a yürüdüğü zaman nereye gömülmek istiyor?
Vali Bey için teşekkür etti. Gittik durumu iletince. Dedi ki zararım olacaksa da bu köy olsun, canım olacaksa da bu köye dedim. Ve vasiyeti üzerinde Çarkış'la Ayıpınar mevkiinde anası Çarlıklarma'da doğurmuş ve oraya gömüldü. Sesinden, sazından, sözünden, eserlerinden dünya tanıyordu artık yani. Aşık Veysel'i ben söyleyecek bir laf bulamıyorum. Yani onun da yıllarca foto muhabirliği yapmanın sevincini hala yaşıyorum. O bulgu pilavını, tereyağlı bulgu pilavını unutamıyorum. 48 saat önce gittim, ziyaret ettim. Toprağı bol olsun. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Hakk'a yürümeden evvel topluca ailesine bak hep öldüler. Ankara'da Profesör Doktor Zeynep Korkmaz ile 1900 Aşık